Boşa çıkan umutların, yüzüne dönüşen sevinçlerin arasında insanlığın direncini ve onurunu çarpıcı bir dille anlatan, kapitalizmi iliklerine kadar eleştiren Gazap Üzümleri 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biridir. John Steinbeck, insanın yozlaşmasını ve ahlaki çöküşünü anlatırken kendi benliğinizde bir şeylerin eksik olduğunu hissedeceksiniz. Tom hapisten çıktığında 2 yılları başını belaya sokmamak için her türlü sese ve olaya kapadığı gözleri ve kulaklarını ilk defa açmıştır ve her şeyin bundan sonra daha iyi olacağı kanısındadır. Bir kavgada kendisine durduk yere sataşan genç bir oğlanı kafasına kürekle vurarak öldürmüş, 2 yılda tek bir vukuatı olmayınca da iyi halden şartlı tahliye edilmiştir. En kısa zamanda ailesinin yanına dönmekten başka bir derdi kalmamıştır artık. Ailesinden 2 yıldır tek bir haber almamış ve tek bir mektup göndermemiştir. Tom sonunda eskiden kasabasının olduğu yere ulaştığında yıkıntılardan ve bolca sessizlikten başka bir şey bulamaz. Bankadan topraklarına karşılık borç almak zorunda kalan köy halkı borcu ödeyemeyince kendi topraklarından atılmıştır. Tom, ailesinin yüzlerce aile gibi Kaliforniya'ya göçmeye hazırlandığını öğrenir. Tüm hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktıklarında hepsinin aklında batıdaki portakal bahçelerinde çalışıp bahçe içindeki beyaz boyalı evlerden birine sahip olmak, doyasıya yiyip içmek vardır. Fakat bu yolculuğun ve sonrasında Kaliforniya'nın önlerine ne gibi zorluklar çıkaracağından habersizdirler. Gazap Üzümleri ismi, yazarın bilinçli kullandığı bir metafor olduğu belirtiliyor. John Steinbeck, çürüyen bir meyve olarak mevcut sistemin çöküntüsünü dile getirmektedir. Baskılara, demokratik olmayan uygulamalara, düşük ücretlere duyulan gazap ve öfke, meyvenin yani sistemin çürümesini de kapsamaktadır. Steinbeck, hızlı bir sanayileşme süreci yaşayan Amerika toplumunda toprağa bağlı yaşamaya alışmış ailelerin endüstriyel kapitalizm silindiri altında ezilişini ve tükenişini ama aynı zamanda ayakta kalma mücadelesini gözler önüne seriyor. Gazap Üzümleri sadece büyük buhran döneminin canlı bir tasvirini yapmakta kalmaz. Aynı zamanda insan davranışlarının ve toplumsal değerlerin temelinde yatan ahlaki felsefeyi de derinlemesine inceler. Steinbeck, Jot ailesi ve diğer göçmen işçilerin deneyimleri aracılığıyla adalet, empati, merhamet ve kişinin eylemlerinin sonuçlarıyla ilgili karmaşık ahlaki soruları bizlerin düşünmesini sağlar. Gazap Üzümlerindeki temel ahlaki temalardan biri empati kurma zorunluluğudur. Jot ailesi ve binlerce göçmeniyle birlikte Kaliforniya'da daha iyi bir yaşam ararken ayrımcılık, sömürü ve aşırı yoksullukla karşı karşıya kalırlar. Steinbeck, başkalarındaki insanlığı fark etmenin ve acı çekenlere şefkat ve dayanışma elini uzatmanın önemini vurgular. Romandaki bazı karakterler kendileri zor durumdayken bile başkalarına yardım etme konusundaki sarsılmaz kararlılıklarıyla bu ahlaki duruşu örneklemektedir. Bu ahlaki bakış açısı, kitabı okurken kendimizin empati kapasitesini sorgulamaya ve ihtiyacı olanlara yardım etmenin etik bir yükümlülük olduğunu düşünmeye zorluyor bizleri. Roman aynı zamanda sömürü ve açgözlülüğün ahlaki sonuçlarını da irdeliyor. Zengin toprak sahipleri ve şirketler göçmen işçileri sömürmekte, onlara yetersiz ücretler ödemekte ve içler acısı yaşam koşullarına maruz bırakmaktadır. Steinbeck bu sömürüyü ahlaki bir kusur olarak mahkum eder ve kontrolsüz kapitalizmden kaynaklanan derin adaletsizliklerin altını çizer. Bunu yaparken bireylerin ve toplumun bu tür ahlaki yanlışlarla yüzleşme ve bunları düzeltme sorumluluğuna ilişkin soruları gündeme getirir. Gazap Üzümleri kârı insan onurundan üstün tutan bir sistemin ahlaki eleştirisini yapmakta ve bu sömürünün devam etmesine izin vermenin etik olup olmadığını sorgulamaktadır. Tom'un ahlaki gelişimi kitabı okurken dikkatimizi çekiyor. Kendi bağımsız kişisel arzularının ötesine geçerek ailesinin yararına yaptığı fedakarlıkları kitap boyunca görüyoruz. Hiç kimse doğuştan suçlu değildir. Kötü ekonomik koşullar bireyi suça iter ve bu nedenle hapishanelerde yoksul sınıfa mensup insanlar çoğunluktadır. Yoksulların koşulları bazen o kadar kötüdür ki dışarıdaki dünya onlar için bir hapishane gibidir. Romanın başında basit bir adam olan Tom, yoksul ve ezilen işçi sınıfının davasına devrimci bir yaklaşımla misyoner mührü taşıyan bir adama dönüşür. Dışarıdaki işçilerin durumunun hapishanedeki yoksul insanlardan daha iyi olmadığını görür. İnsanlar, yoksulluk, baskı ve kanun uygulayıcı otoritelerin acımasızlığı nedeniyle suça yönelmektedir. Tom, tüm insanların tek bir aile olduğunu ve birlikteliklerinin hedeflerine ulaşmak için güçleri olduğunu fark eder.
Gazap üzümleri 20. yüzyılın iki baskın ekonomik ve politik ideolojisi olan komünizm ve kapitalizm arasındaki çatışmanın derin bir incelemesini sunar bizlere. Karakterlerin deneyimleri ve karşılaştıkları zorluklar aracılığıyla Steinbeck bu iki ideoloji arasındaki felsefi gerilimlere ilişkin incelikli bir inceleme yapıyor. Roman, kapitalizmi insan refah yerine kârı önceleyen ekonomik eşitsizlikleri ve sosyal adaletsizlikleri yol açan bir sistem olarak tasvir eder. Vücut ailesinin banka hacizleri nedeniyle topraklarından tahliye edilmesi, bireylerin kapitalist çerçeve içindeki savunmasızlığını örneklemektedir. Vücut ailesi ve diğer göçmenler daha iyi fırsatların arayışında kâr odaklı kapitalizmin insanlıktan çıkarıcı yönlerini simgeleyen sömürücü çalışma koşullarıyla karşılaşırlar. Steinbeck, göçmen emeğini sömüren büyük toprak sahiplerinin ve şirketlerin acımasız davranışlarını kınıyor. Bu sömürü zenginlik arayışının işçi sınıfının acı çekmesine yol açabildiği kapitalizmle ilişkili ahlaki ikilemlerin altını çizer. Bu durum kitapta şöyle belirtilir. Banka insana benzemez. 50 bin dönüm toprağa sahip kişi de insana benzemez. O da canavardır. Onu insanlar yarattı ama kontrol edemiyorlar. Jot ailesi göçmen işçiler olarak hayatın zorluklarına göğüs gererken roman adaletsizliğe karşı alternatif bir yanıt olarak komünist felsefenin unsurlarını ortaya koyar. Hükümet kampı sakinlerinin ortak fayda için kaynakları ve emeği kolektif olarak paylaştığı komünist ideallerin bir mikrokozmos olarak hizmet eder. Bu ortak yaşam alanı kapitalist sömürü karşısında toplulukların daha adil bir toplum yaratmak için birleşebileceği inancını yansıtmaktadır. Tom'un roman boyunca geçirdiği dönüşüm de komünist ilkelerin etkisini vurgular. Ben merkezci bir bireyden işçi haklarını savunan ve emek örgütlenmesine katılan bir sosyal aktiviste dönüşür. Tom'un yolculuğu komünist ideallerin bireylere sistematik adaletsizliklere meydan okumaları için ilham verme gücünü göstermektedir. Steinbeck ne komünizmin ne de kapitalizmin tek taraflı bir olayını sunar. Bunun yerine gazap üzümleri her iki ideolojinin doğasına var olan felsefi gerilimleri ve ahlaki karmaşıklıkları araştırır. Komünizm ekonomik eşitlik ve sosyal adalet vaat ederken aynı zamanda bireysel özgürlükleri ve girişimcilik ruhunu potansiyel olarak ihlal ediyor. Kapitalizm ise tam tersine ekonomik özgürlük vaat eder. Ancak zenginlik ve güçte aşırı eşitsizliklere yol açabilir. Roman okuyucuları bu ideolojik çatışmalarla boğuşmaya ve her iki sistemin etik sonuçlarını düşünmeye zorlar. Romanda geçen canavar kelimesi bencil gücün sembolüdür. Canavar kurbanına acıma duygusu olmadan yiyen korkunç bir hayvandır. Sadece kendi çıkarını düşündüğü için açgözlüdür. Canavar kendi hedefi için her şeyi küçülten devasa bir hayvandır. Böylece toprak sahipleri canavarın güçsüz hedefi haline gelmiştir. Sonuç ne olursa olsun canavar hala genel olarak insanlardan korkan bir canavardır. Güçsüz olan insanın güçlü olanın kurbanı olacağı bir gerçektir. Bu hayvanların güçlerine göre hayatta kaldıkları doğa yasası gibidir. Bu gerçekliğin resmi romanda açıkça yansıtılmıştır. Buhran döneminde bankanın varlığı insanların temel meselesi haline gelmiştir. Herkes hayatta kalabilmek için borç para almaya mahkum olmuştur. Parası olmayanlar açlığın, hastalığın ve mevcut yaşam koşullarının hedefi olmuştur. Gazap üzümleri okuyuculara empati, sömürü, ahlaki belirsizlik ve insan ruhunun dayanıklılığı hakkındaki temel sorularla yüzleşmeye zorlayan derin bir ahlak felsefesi araştırmasıdır. John Steinbeck karakterlerin karşılaştığı ahlaki ikilemler aracılığıyla toplumsal normlara meydan okur. Bireysel ve kolektif etik sorumlulukların daha derinlemesine incelenmesi için çağrıda bulunur.